Beyoğlu ve Fatih'te ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi tarafından yenileme amacıyla yıkım kararı verilen Karaköy ve Mercan katlı otoparkları aradan geçen uzun zamana rağmen halen yenilenmedi. Her gün yüz binlerce insanın gelip geçtiği bölgede otopark sıkıntısı yaşanırken bölge esnafı da bir an önce yeni otoparkların yapılmasını istiyor. Otopark çevrelerinde bulunan esnaflarınsa İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin hiçbir şey yapmadığını söylerken günlük binlerce aracın gelip geçtiği bölgede ciddi derecede otopark sıkıntısı yaşanıyor. Eylül itibariyle esnafları boşalttılar. 31-12'de yıkımı başladı. 3 aylık periyotta da bitirdiler. Temmuz gibi, burası Nisan gibi bitti. Ama şu anda bir faaliyet yok. Şu anda bizim için ciddi bir sıkıntı noktasına geldi burası. Gerek otopark olmaması, gerek buradaki yürüyüş alanının çok daralması. Onun için bayağı sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz şu an. Trafik zaten alanın çok daralmasından dolayı zaten bir sıkıntı söz konusuydu. Otopark zaten işlemini yitirmişti. Yerine bir otopark inşa edeceklerini iddia ettiler. Olmadı. Onun için şu an bir bekleme sürecindeyiz. İBB yetkililerinden işte randevu aldık. Bekliyoruz. Vallahi esnaf kalmadı ki burada, zaten birçok esnaf battı. Çünkü buradaki insanların yükümlülüğü çok fazla. Burada ciddi bir kabuk değişimi söz konusu. Masrafları kaldıramayanlar en az 4-5 esnaf bıraktı gitti. Hani otopark sorunu yaşıyoruz. Trafik sorunu yaşıyoruz. Görüntü olarak da zaten turist böyle bir durum gördüğü için bu kaldırımı kullanmamayı tercih ediyor. Dolayısıyla işsizlik oluşuyor. Ayrıca burası 2000 araç alan bir otoparktı. 4 sene önce her şey güzel olacak diyen belediye başkanımız seçildiğinde yıktı burayı. Henüz herhangi hiçbir icraatta bulunmadı. Şimdi seçimler yaklaştığı için sanırım yeniden temel attılar. Yani neden ama böyle? Biz mağduruz. Burada kiramız var, bilmem ne masrafımız var. Ayrıca kapımızın, yani dükkanımız görünmüyor. Her türlü mağduruz yani. Ayrıca kötü bir görüntü. İstanbul'un ortası burası. Çalışmış gibi yapmasın. Çalışsın. Beyazıt Meydanı'nın taşlarını değiştirdi. Yerin taşları ya, bir köy muhtarı gibi. Çanakkale Köprüsü ile aynı sürede bitti bu taşlar. Yani gösteriş yapıyor. İş yapsın ya. Yıllardır burada duruyordu. Yıkacağız dediler Galata Port'tan dolayı. Tamam dedik. Geldiler, çevirdiler, yıktılar. Eylül'de başlamıştı, geçen Eylül'de. Yıkıldı, edildi. Sonra altı otopark yapılacak dediler. Otoparkın planı çiziliyor dediler. Yer altına yapacağız dediler. Biz de bekledik. Yaklaşık 2 yıl falan sürecek dediler. Okey dedik. Bekledik. Esnaf olarak burada bu şekilde çok zor bir durumdayız. Yani aradan neredeyse 1 yıl geçti. Yani 9 ay gibi bir zaman geçti ve bu şekilde duruyoruz. Hiçbir şekilde ilerleme yok. Hiçbir şekilde esnafa bir açıklama yok. Ne olacak? Otopark yapılacak mı? Yapılmayacak mı? Yeşil alan olacak mı? Ne zaman yapılacak? Hep duyum duyuyoruz. Ne duyduk? Otopark iptal olmuş. Yeşil alan olacak. Yakında başlayacağız. 3 ay geçti.